Aslandan Kajuste operasyonu. Merkez orta saha pozisyonuna Gabriel Sara'dan sonra bir takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar Napoli'de forma giyen 24 yaşındaki orta saha Kajuste ile ilgileniyor. Başarılı oyuncunun Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken sarı kırmızılıların da transferde ısrarcı olduğu yazıldı. Serie A ekibi Napoli'nin 12 milyon euroya transfer ettiği Kajuste için benzer bir bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı. Galatasaray'la birlikte Fransa'dan da bazı takımların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Napoli'de geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giyen İsveçli Yıldız takımına 2 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'da hedef Anton Matković. Sacha Boey, Barış Alper, Nelson ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını transfer edip geliştirerek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray'da. Yeni sezonda hedeflerden biri de yine yetenekli gençleri scout etmek. Galatasaray'ın gündemini aldığı Olsek forması giyen Anton Matković için önemli takımlar devrede. Sarı kırmızılıların genç golcüyü almak için Avrupa devleriyle yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın dışında İtalya'dan Napoli ve Milan'la birlikte İspanya'dan Atletico Madrid ve Sevilla'nın da kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin Matković için 5 milyon euro istediği gelen haberler arasında 1.91'lik genç golcünün takımıyla olan kontratı 2026 yazında sona erecek. Milli Yıldız için dev teklif. Galatasaray formasıyla müthiş bir performans sergileyen Abdülkerim Bardakçı'ya Suudi kulüplerinden teklif geldi. Arapların milli yıldız için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve başarılı savunmacıya da Galatasaray'da kazandığı ücretin 5 mislini teklif ettiği öğrenildi. Devler Ligi'nde gösterdiği göz alıcı performansla transfer piyasasında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Abdülkerim için sarı kırmızılı yönetimin ise şimdilik beklemeyi tercih ettiği bildirildi. Galatasaray yıldız stoper için gelen tekliflerin olgunlaşmasını bekleyecek. Sarı kırmızılı formayla 77 maça çıkan Abdülkerim Bardakçı 10 gol atıp 3 de asist yaparak sarı kırmızılıların 13 golüne doğrudan etki etti. Atakan Karazor Galatasaray'a. Galatasaray kadrosunu önemli isimlerle güçlendirecek. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, prensip anlaşmasına vardığı gurbetçi yıldız Atakan Karazor'un kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'u istediği, Fatih Demirel'in de oyuncuyla görüşmelerde anlaşma sağladığı öğrenildi. 27 yaşındaki ön libero için 10 milyon euro isteyen Stuttgart'la pazarlıklar sürüyor. Bundesliga'da takımının Şampiyonlar Ligi bileti almasında önemli rol oynayan Atakan, bu maçlarda 3 de asist yaptı. Bertu Yıldırım Galatasaray'a. Atakaş Hatayspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Fransa Ligi ekiplerinden Rennes transfer olan Bertu Yıldırım için Galatasaray devreye girdi. Rennes'in Bertu Yıldırım'ı kiralık göndermeye soğuk bakmadığı belirtilirken Galatasaray'ın da satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifiyle Fransızların kapısını çalacağı belirtildi. Ren genç forveti Hatayspor'dan 5.4 milyon euroya transfer etmişti. Fransız basınına göre Bertu Yıldırım Galatasaray'a evet dedi. Sarı kırmızılı idareciler Ren kulübüyle de görüşmelerini sürdürüyor. Nelson'a İngiliz kancası. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ımıza Danimarkalı yıldız stoper Nelson için flaş bir teklif geldi. Daha önce İngiltere'den Nottingham Forest ve Tottenham'dan teklifler alan Victor Nelson için West Ham'da devreye girdi. Nelson İngiltere'nin dışında İspanya ve İtalya'dan da önemli ekipler istiyor. İngiliz temsilcisi West Ham United, 25 yaşındaki yıldızın bonservisi için sarı kırmızılıların kapısını 15 milyon euroluk bir bedelle çalacak. Galatasaray Nelson'u 2021'de Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.
Güncel piyasada 10-20 milyon euro olan Nelson için Galatasaray 20 milyon euro istiyor. Ziyech için Galatasaray'a 15 milyon euro. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başına İngiliz devi Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı ve opsiyonu devreye sokarak sözleşmesini 2025'e kadar uzattığı Ziyech'e Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi. Lig genelinde sakatlıklarla boğuşsa da sezonun sonlarında ilk 11'e yerleşip bir daha da formayı sırtından çıkarmayan hakem Ziyech, Galatasaray'dan sahaya çıktığı 21 maçta 8 gol sevinci yaşarken 4 asist yaparak takımının 12 golüne doğrudan etki etti. Fransız medyasında yer alan haberlere göre El Shabab 31 yaşındaki yıldız için Galatasaray'a 15 milyon euro teklif etti. Güncel piyasa değeri 9,5 milyon euro olan süper yıldız için de 2 yılına 30 milyon euro öneren Arap temsilcisi Ziyech'le transfer piyasasında sükse yapmak istiyor. Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı hamlesi. Şampiyon Galatasaray teknik patron Okan Buruk'un yönetime verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı ikna etmek için harekete geçti. Galatasaraylı idareciler böylelikle Okan Buruk'a daha verimli bir çalışma ortamı hazırlamayı planlıyor. Jim Bom Yusuf'u sadece 10 numara pozisyonunda değil, santrafor ve sağ kanatta da kullanmayı planlıyor. Okan Buruk'un deyimiyle oldukça versatil bir oyuncu olan Yusuf Yazıcı, tıpkı Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu gibi çok yönlü oyunuyla biliniyor. Galatasaray orta alana takviye yapmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Jim Bom gücünü Alman yıldız Pascal Gross'a çevirdi. Takımıyla olan kontratı 2025'te bitecek olan yetenekli orta saha için Galatasaray çalışmalara başladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Gross, ön libero olarak da görev alabiliyor. 2017'de Alman temsilcisi Ingolstadt'tan Brighton'a 3 milyon euro karşılığında imza atan Pascal Gross, geçen sezonu 47 maçta 5 gol 13 asistle tamamladı.